susamıyorum çünkü yapılan herhangi bir haksızlık karşısında konuşmak istiyorum. Aslında bu benim için refleks gibi bir şey. Ailemden öyle gördüm. Sustuğum zaman yapılan haksızlığa ortak olduğumu düşünüyorum. O yüzden susamıyorum. Kadının dünyayı değiştirebileceğine inanıyorum. Sadece doğurgan olmasıyla alakalı değil bu söylediğim, ya da sadece anne olmakla alakalı değil. Bir kadın şefkatinin, bir kadının büyüttüğü çocuğa ya da seçtiği her kimse, destek olmak istediği herhangi bir insana verdiği destekle, şefkatle, güvenle bu dünyayı çok yararlı bireyler yetiştirebileceğine inanıyorum. Bir kadının gerçekten dünyayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Eş olarak, anne olarak, arkadaş olarak bu gücünü var olduğunu düşünüyorum içinde. Adalet. Yeryüzünde nefes alan bütün canlıların yaşam hakkı benim için. Özgürce yaşam hakkı. Kimsenin kimseden üstün olmadığı bir dünya. Adaletin, gerçek adaletin var olduğu dünya. Hayvanın da, çocuğun da, kadının da, erkeğin de her türlü yaşam özgürlüklerinin onlara verildiği adil bir dünya. Benim için gerçek adaletin sağlandığı bir dünya demek. Cesaret. Benim için korkuyla birbirine çok yakın iki duygu. En çok korktuğum zamanlar benim en çok cesur olduğum zamanlar oldu hayatımda. Ne kadar korktuysam o kadar cesur oldum. O yüzden bir insanın korktuğu noktada ilerleyebileceğini düşünüyorum. En çok korktuğu nokta aslında onu en çok ileriye götüreceği nokta olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim hep en cesur olduğum zamanlar en çok korktuğum zamanlar oluyor. O yüzden korkmayın ya da korkmaktan korkmayın diyebilirim. O zaman cesur oluyoruz çünkü. Tam karşımda şiddet gören biri var ve benden destek istiyor. Ona nasıl davranırdım? Ne yapardım? Önce şefkat gösterirdim. Çünkü bence şiddetin her türlüsü, gerek fiziksel gerek psikolojik şiddetin her türlüsünde bence insanın ilk ihtiyacı olan şey şefkat, korunma hissi. Ona söz verirdim. Yanında olduğumu, onu koruyacağımı, elimden gelen en iyisini yapacağımı. Ondan sonra hukuksal haklarımızı araştırırdım. Bir kadın olarak o kadına destek olurdum. Çünkü bence kadın dayanışması şu anda en çok ihtiyacımız olan ve en önemli şey. Ve o süreçte yanında olmaya çalışırdım elimden geldiğince. O istediği kadar tabii ki.